Bilmek Vaktidir'den herkese merhabalar. Bugün bir yanımda öykücü, bir yanımda şair ve aynı zamanda iki avukatla beraberim. Sevgili Fatih hoş geldin. Hoş buldum abi. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi hem iki avukat hem öykücü ve şair, 2010'ların öykücüsü ve şairi bir arada olduğu için tabii konuşacağımız konular da detaylı. Konuşacağımız konular daha önce öykü gündemine, şiir gündemine dair önemli noktalara temas edeceğiz. Fatih'cim ilk olarak seninle başlamak istiyorum. Ankara'ya da hoş geldin. Hoş buldum abi. Teşekkürler bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hatta daha erken ve daha sonra da inşallah beraber program i̇nşallah. Yapacağız seninle. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 2010 sonrası şiir diye bir şeyden bahsediyoruz. Öykü diye bir şeyden de bahsediyoruz. Tabii farklı dinamiklerle, farklı endüstriyel bir takım artış ve inişlerle. Öncelikle öykü ve enflasyon, öyküdeki bu artışı konuşmak istiyorum seninle. Senin cephenden nasıl görünüyor? Öykü enflasyonunun iki yüzü var bana kalırsa. Birisi yazın eser bakımından, diğeri de öyküye olan ilgi bakımından. Ben öyküye olan ilgi bakımından herhangi bir zararını görmüyorum. Öykünün müstakil bir edebi türü olarak yerleşmesinde, edebiyat kamusunda yer edilmesi adına mühim de buluyorum. Burada tabii işin tür kısmında, eser kısmında problem ortaya çıkıyor. Bunu aşabileceğimiz yolların üzerine, yöntemlerin üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yani nasıl daha nitelikli eserler, nasıl daha nitelikli öyküler ortaya koyabiliriz? Birbirinin benzeri olmayan, farklı noktalara temas eden, hayatın farklı alanlarına temas eden öykülere nasıl ulaşabiliriz? Bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor. İşte kendi adıma birazdan daha detaylı anlatırız belki ama işte tahkiyenin imkanlarını, hikayeye dönüşün imkanlarını düşünmemiz gerekiyor. Öykü enflasyonunu belki bu şekilde aşabiliriz. Geriye daha nitelikli eserler kalması adına. Şimdi sevgili Hasan, aynı soruyu sana yönelteceğim. Bu sefer daha özel bir odak üzerinden yönelteceğim. Evet. Çok tartışılan bir 2010 kuşağı meselesi var. Evet. Var mı, yok mu, varlığı nerede temelleniyor ya da yokluğu nerede temelleniyor? Bunu konuşmak istiyorum seninle. Abi 2010 şiirini konuşuyoruz ama 2010 şiirini konuşurken bence bir yerde çok ciddi bir hata yapıyoruz. Biz hala kuşak ve akım ayrımını yapamıyoruz. Şimdi evet 2010 sonrasında ciddi bir şiir jenerasyonu var ve neredeyse aynı malzemelerden besleniyoruz. Hepimizi belli dinamikler yetiştirdi, bugüne getirdi ve çok benzer şiirler de ortaya çıkıyor. Ama bir bakıyorsunuz henüz bir akım oluşturabilecek, bir ortak düşünce paydası oluşturabilecek, ortak politika oluşturabilecek herhangi bir şu anda veri elimizde yok ve tamamıyla dağınık, tamamıyla bireysel bir şiir ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben şu anda 2010 şiirini ancak tarihsel sınıflandırma anlamında konuşabilirim. Yani Hasan Bozdaş 2013'ten beri işte şiir yayınlıyor. Belki bu vesileyle 2010 şiiri kuşağına dahil edilebilir. Bunun haricinde politik anlamda ben açıkçası böyle bir bütünlük göremiyorum. Ki sen kendini nerede konumlandırıyorsan şu anda ben de o konumdayım. Yani bu tabii ki konumlandırma konusunda senin aynı cepheden düşünüyorum ben de. Yani bu bir edebiyat tarihinin meselesi. Hani öykü içinde, roman içinde, şiir içinde bir edebiyat tarihinin meselesi olması lazım. Hani 2010'u daha bitireli, 2010'ları daha bitireli, şurada 6 ay olmuş. Tabii bunun üzerinden konuşmak çok sağlıklı sonuçlar vermeyebiliyor. Onun yerine ben şunu konuşmayı tercih ediyorum. Yine ilk olarak sana yönelteceğim bu soruyu Fatih. Biraz önce bahsettiğin gibi özellikle Misak'ın aynalarında şöyle göstereyim. Dikkatimi çeken bir şey oldu benim. Öyküden hikayeye geçiş. Bunun üzerine konuşmak istiyorum seninle. Abi aslında benim hikayeden anladığım, hikaye etmeden anladığım Misak'la yapmaya çalıştığım şeydi. Yani benim için bir öykü türü varsa, müstakil, romandan bağımsız bir anlatı türü olarak, kurmaca türü olarak öykü varsa bu temelinde bir hikaye anlatımına dayanmalıdır. Yani 1950'lerde, 60'larda ikinci yeninin karşılığı olarak işte o modern insanın içsel bunalımının yoğun ele alındığı, işte bilinç akışının veya diğer tekniklerin kullanılarak sadece kişinin duygu, düşünce veya nasıl diyeyim yoğun anlatısından ziyade daha onun yaşadığı hikayeye, daha böyle minimal hayatlarına temas eden şeylere dokunmak istedim. Zaten kitapta yapmaya çalıştığım şey de oydu. Benim için hikayenin eninde sonunda öykünün
dayanacağı nokta ilk çıkış noktasıdır, tahkiyedir. Tahkiyeden hiçbir zaman ayrılamayacağını düşünüyorum. O bahsettiğimiz işte modern öykülerin de temelinde bir insanın duygu veya düşüncesi dahi olsa bir şeyleri anlatma isteği, bir şeyleri aktarma isteği olarak görüyorum. Sonuçta tahkiyeye veya hikayeye olan dönüş beni çok mutlu ediyor. Ben onun içerisine bir ufak bir katkı sağladıysam ne ala? Yani bunun bir risk olduğunu düşünüyor musun? Çünkü yaş grubu bakımından bu önemli bir olay. Hani bir genç yazarı cezbeden şey aslında bir şeyleri değiştiriyor olmak, bir şeyleri bozuyor olmak. Ama sen bozulan başka bir şeyden yeniden kurulan bir şeye gittin. Bu senin açından bir risk oluşturdu mu? Abi risk şöyle var. Klasik anlamda öyküye odaklanan okur veya öyküye odaklanan edebiyat camiası için yadırgayıcı bir tavır. Yani muhakkak yani öyküden anladığımız şey yoğun olarak duygunun ön plana çıkarıldığı ve olayın hikaye kısmının olabildiğince daraltıldığı metinler. Hı hı. Bunlar anlaşılıyor. Tabii ki riskli bir yanı var ama ben eninde sonunda biraz önce de dediğim gibi o noktaya geri döneceğimizi düşünüyorum. Ben belki o yolda o çalıyı, çırpıyı hafiften aralamaya çalışan işte 2010 sonrası öykücülerden birisi olabilirim. O yoldaki hikaye aralığını belki temizlemeye çalışanlardan bir tanesi olabilirim. Yani aslında senin için temel olan her zaman anlatı, evet, anlatının eskimeyeceğini düşünüyorsun. Hı hı. Bu noktadan hareketle Hasan'ın şiirlerindeki dil olgusuna gelmek istiyorum ben. Çünkü ben Adil Bir Akşam'da öyküsel bir dil buldum diyebilirim. Biraz önce Fatih'in anlattığı anlamda çok temel bir anlatının şiiri gibi geldi bana. Abi ben de görsellik ön planda. Yani bu benim hayata bakışımla da alakalı bir şey. Ben muhtemelen hikaye yazamadığım için şiir yazıyorumdur belki. Hadi burası önemli. Evet, burası önemli. Özellikle biliyorsun öykücüler açısından şey derler. Evet. İşte şiir yazamadıkları için hikaye yazıyorlar, öyküye dönüyorlar gibi böyle bazı eleştiriler. Abi şurada bir kalma olsa çok güzel olur mesela. Öyle mi diyorsun? Yok yok. Aslında şöyle, dediğim gibi ben biraz hayatı ciddi anlamda görsel alıyorum. Yani mesela sinemayla da ilgileniyorum. Sinemayla da çok yakından ilgileniyorum ve her şeyi bir fotoğraf üzerinden düşünüyorum. Dolayısıyla şiirler de açıkçası böyle oluşuyor. Şey çok fazla, yaşanmışlık çok fazla. Bu yaşanmışlıkları soyut olarak değil, tamamıyla somut olarak görüyorum. Yani her şeyi resmedebilirim. Bu anlamda hani şiirde hikaye okuyormuşsun havası çok rahat, evet, edinebilirsin. Yani bunu çok gördüm. Yani bunu zaten bilerek yaptım. Yani bu olması gereken bir şeydi ve yapmak istediğim şekilde de oldu, vücut buldu diye düşünüyorum. Burada senin kültürel kodların, aynı soruyu birazdan sana da soracağım Fatih. Senin kültürel kodlarının etkisi nasıl oldu? Abi şöyle, çok farklı şehirlerde yaşadım. Çok farklı şehirlerde büyüdüm ve çok farklı kültürlerle bir arada yaşadım. Yani şöyle düşün, işte babam Zaza, annem Arap. İşte yaşadığım bölgede Kürtler çoğunlukta ve sokakta Kürtçe konuşuluyor. Okulda ben Türkçe konuşuyorum. Evet. 4 tane dilin arasında büyüdüm. Bununla beraber işte babamın görevi sebebiyle birçok şehir değiştirdim. Hastalıklar sebebiyle farklı şehirlere sürekli git gel. Yani çok farklı şeylerden beslendim aslında. Bunlar da işte neden bilmiyorum. Belki de soyutlanması gerekirken birçok şeyi bende somutlaştırdı. Yani aslında ters etki yaptı diye düşünüyorum. Çok fazla kültürel kod var benim etrafımda. Evet. Bu kültürel kodların ama nasıl fotoğraflaştırdığını ben sana anlatamam. Bu ben dediğim gibi yani ters etki yaptı benden muhtemelen. Çünkü bunların soyutlaştırması gerekiyordu aslında. Ben çok daha soyut bir dil kullanmalıydım. Hmm. Çok daha soyut ifade edebilmeliyken ben fotoğraf çektiğimi düşünüyorum mesela şiirde. Bu nasıl oldu gerçekten bunu izah edemiyorum sana. Şöyle, fotoğraf çekmek önemli. Şiirle fotoğraf çekmek dediğin ifade önemli. Çünkü bu bir anlayış. Yani senin poetikanda yer eden bir anlayış. Aynı zamanda kültürel kodla bir şekilde alakalı olan bir anlayış. Şimdi bunun Fatih'in öyküsüne yansıyan tarafı daha başka. O daha çok anlatı çatısından, daha çok tarihsel geçmişteki bir mitolojik unsur çatısından yürüdü. Misak'ın aynalarındaki anlatılar. Aynı soruyu sana yönelteyim sevgili Fatih. Abi Misak'ın aynaları bana kalırsa Adil Bir Akşam'a kardeş yapan temel unsurlardan bir tanesi Hasan'la farklı yerlerde ama benzer hayatları yaşamış olmamız. Ben de çok şehir değiştirdim. Ben de çok farklı kültürlerin arasında büyüdüm. İşte geçen de bahsettim. İşte karşı komşum Sivaslı, yan komşum Muşlu, çapraz komşum Mardinli, arkadaki komşumuz Konyalıydı. Ben Adana'da böyle bir ortamın içerisinde büyüdüm.
Bu sadece yetiştiği mahalle ortamının bir söylemi. Bunun haricinde zaten işte Çerkez bir anne, Dadaş bir baba, göçmen Dadaş bir baba, işte bir tarafından İran'a dayanan bir soy. Bayağı karışık bir kültürün ürünü nihayetinde. Benim kitabımı veya öykümü, Anlatı Dünyamı ortaya çıkaran şey Hasan'ın tıpkı biraz önce söylediği gibi farklı kültürlerin, farklı şehirlerin böyle damıtılmasıyla oluşmuştur. Nihayetinde anlatıdaki o fantastiğe, büyülü gerçekçiliğe ya da mitolojiye yaslanan tarafıysa kesinlikle dinlediğim, işte büyük babamdan dinlediğim Hazreti Ali Cevitleri, Müsevre Menkıbeleri, annemden dinlediğim masallar, sonrasında da kendi okuduğum bütün anlatı evreni bunu meydana getirmiştir. Mesela yani. Nart unsuru evet. Önemli. Evet. Anne öykülerinde Misak'ta. İşte anne tarafından Çerkez olduğumuz için orada bir sürekli yoğun bir şey var. İşte Çerkez kültürünün yaşanabildiği kadar bir artığı var, bir tortusu var. Ve sürekli bu ikili ilişkilere yansıyor. İşte benim kitapta Göğedem öyküsünde geçen işte gelinlik yapma meselesi. Hı-hı. Bir kadının gelin geldiği evde kayınbabayla belli bir müddet konuşmaması. Bu benim ailemde yaşanan bir şey. Dayımla büyük yengem gelinlik yaparak vefat ettiler. Yani sonucunda ikisi de birbiriyle konuşmadan vefat ettiler ama bu küslük anlamında değil. Yani gelinlik yapıyor, bir hediye bekliyor aile büyüğünden. O hediye alınmadan ikisinde ömrü yetmedi, vefat ettiler. Yani bunu hala yaşanan bir ailede yetiştim. Doğal olarak bunlar da yansıyor. Şimdi bu soruyu biraz daha açacağım ben. Şöyle açacağım. Şimdi bu mitolojik kod dediğimiz zaman bize aslında çok uzak şeylermiş gibi görünüyor. İşte şimdi yani sevgili izleyenler şu anda fıkra gibi bir program gerçekleştiriyoruz aslında. Bir Çerkez Dadaş, bir Avşar, bir Zaza. Bu kültürel kodların yaşaması dediğimiz şey aslında çok soyut şeyler değil. İşte daha önce bahsettiğimiz bir gelenek bazen dinle harmanlanmış, bazen dinden ayrı gelmiş ama zamanla dine mal olmuş. Bir takım unsurlar. Ve tabii ki bunların yaşayacağı ürünler de şiirler, romanlar, öyküler bunlarla yaşamaya devam edecek. Soruyu şöyle derinleştireyim. Bu anlatı çatısının sana kattığı ne oldu? Hani tematik bağlamın haricinde. Sana neyi işaret etti? Bana katkısı büyük bir özgürlük sağladı abi. Yani anlatmamın ya da bir şey anlatmanın sınırı olmadığını ya da beni durduran, benim önüme bir taş koyan, engel koyan herhangi bir şeyin olmadığını anladım. Şöyle düşünelim, şimdi büyülü gerçekçilik akımı Latin Amerika kökenli, Latin Amerika'dan dünyaya yayılan bir anlatı geleneği. Şimdi büyülü gerçekçilikte işte meşhur Marquez'in romanında karakter uçuyor gidiyor işte çamaşır asarken. Şimdi buna inanıyor. Marquez bunun temelini anlatıyor. Bir röportajda izledim. Diyor ki işte bizim kasabada bir kız vardı diyor. Babaannesiyle yaşıyordu. Bir pazarcıyla kaçtı gitti diyor. Babaannesi onu şöyle anlatıyordu. O bir azize bir gün uçtu gitti gökyüzüne diyor. Ve buna inanarak anlatıyor diyor. Ben düşünüyorum Anadolu'da bundan çok daha anormalliklere inanıyoruz. Yani evet. Affınıza sığınarak işte gece vakti şu ağacın altında idrarını yapma. Niye? İşte cin çarpar. Ya da şu kuytu yere gitme orada cin geçiyor. Bizim hayatımızın içinde olan şeyler zaten. Biz bunlara inanarak yaşıyoruz. Yani bu zihinsel kodlar bizim arka planımızda var. Hepsi bizim zihnimizin geri planını oluşturmuş. Şimdi bunlar varken elimde ben çok büyük bir özgürlüğe sahibim. İstediğimi anlatabilirim. Buna karşı okur, ister inanır ister inanmaz. O benim için problem değil ama benim anlatı evrenimi çok rahatlatıyor, çok genişletiyor. Yani. Herhangi bir engel, herhangi bir realizm perdesi koymuyor araya. Aslında bunları biz nedense birer sınır olarak görüyoruz kendimize, yaşayışın içerisinde. Abi ben Fatih'i çok kıskandım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Nartlar da büyümüş, işte en azından mitolojik şeyleri hayal edebilecek bir ortam içerisinde, bir kültürel çeşitlilik içerisinde. Ya ben mesela çocukluğumdan hatırlıyorum, hani annemin Çirok dediği böyle 2-3 tane Kürtçe masal haricinde neredeyse hani çocukluğumda hiç masal dinlemedim ya da öyle böyle olağanüstü de fantastik denebilecek bir öyküyle, masalla karşılaşmadım. Bu da muhtemelen beni tamamen gerçekle birbirine kenetledi. Yani benim konuştuğum, benim yazdığım, benim düşündüğüm her şey neredeyse gerçek ve hayal olamayacak kadar gerçek. Dolayısıyla işte şiirler içerisinde de mesela fantastik bile görünse muhakkak onun bir gerçek tarafı vardır. İşte
hastanedeki maceralar, işte diyelim bir Alevi mahallesinde işte yaşıyordu dedem. Mesela ben işte onların mezarlıklardaki işte o bazı ritüellerini mesela izleyip bunu şiirde kullanıyorum. İşte trenlere yakın bir yerde yaşıyoruz, işte trenler yer alıyor vesaire. Ya düşündüm, hı hı. Yani herhangi bir hayal unsuru neredeyse benim şiirimin içerisinde yok. O yüzden kıskandım yani, onu belirteyim. Ama farklı kültürlerin de yani illa hayali olması gerekmiyor. Mesela biraz önce bahsettiğin ritüellerin ya da işte halk hayat unsurlarının senin şiirinde yeri de ayrı bir tat, ayrı bir renk katıyor. Onu da çok net şekilde görüyoruz. Ya da aslında bunun tek başına bir anlatı çatısı olması gerekmiyor. Bazen bir sözcük, bazen bir yapı, bazen tek başına kullandığımız bir unsur bile bize bu kodu getirebiliyor. Ya da bu kodun daha geniş gönderge imkanları sunabiliyor. Evet. Bu realizm noktasından devam edelim Hasan. Aynı zamanda senin bir insan hakları savunucusu, bir aktivist denebilir mi? Estağfurullah. Öyle bir haksızlık yapmayacağım abi. Şimdi Fatih'le beraber staj yaptık, avukatlık stajını beraber yaptık. Birkaç yıl beraber de çalıştık. Yani Fatih de muhtemelen aynı duyguları benimle paylaşıyordur. Avukatlık bizim fıtratımıza her ne kadar aykırı bir meslek olsa da yani hem tabii avukatlık mesleğinin yıpratıcı etkilerini, karakter erozyonu oluşturan boyutunu, yıpratıcı boyutunu tabii konuşmak için birkaç program yapmamız gerekir herhalde. Ama bize faydası ya da bana faydası şöyle oldu. Ben bu mesleği bir, Allah rızası için nasıl kullanırım? İki, bu hayatta vicdan olarak beni rahatlatabilecek şekilde, beni belki kişisel o mesuliyetten kurtarabilecek şekilde nasıl kullanırım? Belki bu boyutta biraz yaklaştım. Bundan ötürü de hani mümkün mertebe elimden geldiğince işte gerek işte politik bazı davalarda, gerek insan haklarının ciddi anlamda ihlal edildiği bazı davalara katkı sunmak vesilesiyle oldu bu da. Ve mümkün mertebe benim başka görevlerim de vardı. İşte insan hakları dernekleriyle birlikte çalıştım. Raporlar düzenliyordum özellikle yurt dışındaki insan hakkı ihlalleriyle alakalı. Özellikle Myanmar ve Bangladeş çalıştım çok fazla. Tabii bunları da üzerine eklemleyince yapmış olduğunuz bir meslek var. Bu o tür çalışmalarınızla birleşiyor. Ve neticeten siz kendinizle baş başa kaldığınızda şiir diye bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz. Bunun diğerlerinden bağışık olması artık mümkün değil. Çünkü bu bir düşünme biçiminiz oluyor artık. İster istemez de şiiriniz o düşünce dünyanızın, o işte ilgilenmiş olduğunuz alanların bir sözcüsü konumuna geliyor. Avukatlık mesleği, işte yıpratıcı etkilerinden bahsettik. Yani ben bir sanatçı olarak memnunum. Bu mesleğin bana kattığı çok fazla şey var. Görmemi sağladığı çok fazla şey var. Sonucuna ulaştırdığı çok şey var. Ama açıkçası bir yılda işte herhangi bir gelir kaygısı yaşamadan işte bütün vaktimi okuyarak geçirmek ve kurgulamak isterdim mesela. Böyle de bir hayalim vardı. Bunu da belirtmiş olayım. Aslında bir simülasyonunu yaşadık bunun, değil mi? Pandemi sürecinde evet. Böyle bir simülasyonunu yaşadık. O zaman sonraki sorumu buna bağlayarak sorayım. Kitaptan sonra verdiğin ara, bu bahsettiğin her şey arasındaki dengeyi gözetlediğim bir an mıydı? Çünkü epey bir şiir yayınlamadın. Abi bunu bilerek yaptım. Yani bunu tamamen isteyerek yaptım. Ben şeyim vardı zaten. Ben kitaptan sonra kesinlikle 2 yıl boyunca şiir yayınlamayacağım diye bilinçli bir ara verdim. Bu ara uzadı hatta. Şu anda şiir çalışıyorum. Ama şu sonuçtayım. Yani Adil Bir Akşam benim istediğim bir kitaptı. İstediğim şekilde de oldu. Benim bu kitapla alakalı çok şükür herhangi bir pişmanlığım yok. Yani inşallah bunu 20 yıl sonra da savunabilirim. Yani yapmak istediğimi yaptım. Hatta bundan sonra hiç şiir yayınlamasam da, hiç şiir kitabı çıkartmayacaksam da ben Adil Bir Akşam'ı çok rahat bir şekilde referans olarak verebilirim. Şu an bu bence öyle yapma. Yani şiir yayınla. Hayır, bence yayınla. Yayınlamayacağım demiyorum. Şu an onun rahatlığı içerisindeyim ama özellikle dil anlamında, kuram anlamında biraz kendimi yetiştirmek, denlemek istedim. Bu süreci de okumalar yaparak geçirdim. Yani hem kuramsal okumalar yaptım, yapıyorum. Hala eksikliklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Yine bu benim şiirden koptuğum anlamını taşımıyor. Ben yine dergilerle içeceğim, yine çağdaşlarımı takip ediyorum, yine dergileri takip ediyorum. Bu sadece benim kişisel verimimle alakalı bir süreç. Ertuğrul Rast'ın sözüydü. İşte ben daha yeni şiir paylaşmaya başladığım bir dönem.
Hasan, iyi bir şair olmaktan evvel iyi bir okur olmaya çalış. Zaten sende bir yetenek varsa o verim zaten ortaya çıkacak. Ve ben bunu ne demek olduğumu zaten artık tecrübe ettim. Şu an o aşamadayım. Ben yine okumalarıma, yine çalışmalarıma devam ediyorum. Takibime devam ediyorum. Ortada yine bir verim olacaksa zaten ben bunun önüne herhangi bir set, herhangi bir engel koyamam. O açıdan bir gönül rahatlığı içerisindeyim. Öyle bakalım. Yani şundan dolayı söyledim. Şimdi şiir, senden şiir bekleyenleri de bir yerde üzmemek lazım değil mi? Ben yayınlamayacağım demedim. Öyle bir ifade kullanmadım. Israrla bastırıyorum ki programdan sonra da böyle anlaşılmasın izleyenler tarafından. Estağfurullah. Hani... Ben çalışıyorum. Ben şiir çalışıyorum hala ama içime sinecek şekilde ben yeni bir yeni bir yüzle, yeni bir dille ben gelmek istiyorum. Yani ben Adil Rakşam'ı tekrar mı yazacaksam ben şiir yayınlamamın bir anlamı yok. Yani yarın bir gün paylaştığımız zaman videoyu işte sadece bu kısmın duyulup görülüp de işte Hasan Bozdaş şiiri bıraktı diye bir iletiyle karşılaşmak istiyorum. Öyle bıraksam da bundan bir pişmanlığım olmaz, onu belirteyim ama şu anda şiiri bırakmak gibi herhangi bir planım, projem yok onu söyleyeyim. Peki sevgili Fatih, yine senin kitabın özelinde bir öykü. Şimdi beni çok etkiledi mi diyeyim, beni çarptı mı diyeyim, beni düşünce dünyamda bir kırılma yarattı mı diyeyim. Önce ne düşündüğümü anlamaya çalıştım. Direniş Çiftliği öykünde. İkinci Dünya Savaşı'nı görmemiş, yazıldığı o öykünün yazıldığı toprağı görmemiş ve o bağlama da nispeten uzak. Yani tarihsel mesafe olarak uzak bir genç. Kökensel bir bağda yok. Kökensel bir bağda yok. Böyle bir metin yazıyor. Ve bu metinde itiraf edeyim, ben boşluk arayarak okudum bu metni. Boşluk arayarak okudum ki Fatih'cim bak böyle yazmışsın ama gerçekte böyle değildi diyeyim diye. Ben bu boşluğu bulamadım. Eyvallah. Hem bir yerde çok güzel düşünülmüş bir metindi bu. Hem de o tarihsel mesafeyi daha da kısaltan bir metindi. Bu öyküyü konuşmak istiyorum seninle. Abi Direniş Çiftliği temelde bir zaman kurgusu üzerinden çıktı. Yani temelde Direniş Çiftliği'nin zamanı vardı benim kafamda. İkinci Dünya Savaşı'nda geçecek bir öykü taslağı. İşte dünya tarihinin önemli bir dönemi. Bugün dünyası için kırılma yaratan bir dönemi. İkinci Dünya Savaşı. Bunu bizzat yaşamadığımız için yaşayan ve kültürel olarak bize yakın bir coğrafya seçmek zorundaydım. Şimdi burada seçebileceğim coğrafya Orta Doğu'da olabilir, işte Kafkasya'da olabilir, Asya'da olabilir, Balkanlar'da olabilir. Bize en yakın işte jeopolitik olarak bir bölge seçmem gerekiyordu. Ben Arnavutluk özelinde Balkanları seçtim. Çünkü uzun bir süre Türk kültürünün yoğun şekilde yer aldığı Anadolu kültürüyle kardeş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hem tarihsel olarak hem kültürel olarak artık iç içe geçmiş bir mekan, Arnavutluk ve Balkanlar. Buradan yola çıkarak bir öykü yazma fikrim vardı. Bunu oluşturan süreçte de uzun bir süre Arnavutluğu, Arnavut kültürünü, işte oradan yola çıkarak Balkanların işte anlatılarını, Balkanların mitlerini, halk hikayelerini araştırmaya çalıştım. Nihayetinde de İkinci Dünya Savaşı'nda işgale uğrayan, Arnavutluk'ta bir çiftlikte geçen hikaye ortaya çıktı. Çiftlik imgesini de o zamanın işte 2. Dünya Savaşı'ndan bir 150 sene öncesinin normal hayatını temsil eden bir yer olarak seçtim çiftliği. İşte Osmanlı'nın 1800'lerdeki durumunu diyebiliriz. Milliyetçilik akımlarından önce, milliyetçilik hareketlerinden önceki hali diyebiliriz. İşte Sırp var, Ortodoks, işte bir Arnavut var Müslüman, bir Türk var Müslüman, farklı milletlerden ve farklı dinlerden bir araya gelip bir arada gayet rahat şekilde bir problem olmadan yaşayan insanları simgeliyordu bu çiftlik. O şekilde bir sürecin ürünü oldu Direniş Çiftliği benim için. Kitaba sakladığım bir öyküydü. Hem boyutsal olarak hem de sürpriz olsun diye kitaba sakladığım bir öyküydü. İyi de dönüşler aldım. Birçok kişi filmi yapılsa dedi. Benim için de büyük bir mutluluk. Şundan dolayı da sormak istedim. Eğer yazı hayatına yeni başlayan seyircilerimiz, izleyicilerimiz varsa bu işin bir matematiği var. Evet, muhakkak. Yani bu matematiği göstermesi açısından da çok önemli bir öykü olduğunu düşünüyorum dosya bazında. Kesinlikle. Yani iyi bir yani iyi demeyeyim de hadi
uzun süreli bir araştırmanın sonucuydu. Yani uzun zaman oturdum Balkanların, Arnavutların, işte Arnavutların Türklerle, Arnavutların Kürtlerle olan yakınlığını gördüm mesela. Yani onların arasında aşiret kavgaları var. Onların arasında da kan davaları var mesela. Arnavutlar da hala aşiretler halinde yaşıyorlar. Aynen. Yemek kültürleri benziyor. Misafir ağırlama kültürleri benziyor. Çok benzerlikler var. Bu da zaten beni daha da o coğrafyaya çekti. Yani evet, burası seçilebilir. İkinci Dünya Savaşı için dedi. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz beni teşekkür kırmadınız, abi. Buraya kadar geldiniz. Biz teşekkür ederiz abi. Son bir sorum. Her ikinize birden. Şairime hangi şiiriniz öykü olsun, öykücüme hangi öykünüz şiir olsun? Eyvallah. Ben mi başlayayım? Sen başla. Bu soruya belki daha önce farklı bir cevap vermiş olabilirim Hasan'la yaptığımız yayında ama ben bugün geriden bakıp kitabın üzerinden bir yıl, bir buçukla yakın bir süreç geçtikten sonra dönüp baktığımda Ali Aslan ve Picasso'yu diyorum. Ali Aslan ve Picasso metninin içerisindeki o müphemlik, o flu havanın bir şiirin içerisinde hele Hasan gibi bir şair tarafından çok rahat yedirilebileceğini, o görselliği oluşturabileceğine inanıyorum. İçerisinde benim için derli imgeler geçen bir öyküydü. Ali Aslan ve Picasso'nun bir şiir yazılsın isterim. Ben de yönetmen olsam Misak'ın Aynaları'nın filmini çekmek isterdim. Ben de Dünyanın Ayak İzi adlı şiirimin bir öyküsünü okumak isterdim, öyle diyeyim. Belki nasip olur, Fatih benim şiirimin öyküsünü yazar, ben onun öyküsünü şiirini yazar. Belli olmaz yani. Yani biz de her ikisini birden zevkli okuruz. İnşallah. Bizlere sosyal medya hesaplarınızda görüş, eleştiri ve önerilerinizi her zaman sunabilirsiniz. Tekrardan konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Biz bir teşekkür başka ediyoruz. Programımızda görüşmek üzere.